Merhaba, Selcan Gürle Sigorta Hattı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum iş dünyasından bir isim olacak. Sigortaya başka bir taraftan bakacağız. İş güvenliği ve sağlık tarafından bakacağız. Konuğum Zeynep Serbest, Üsküdar İş Sağlığı ve Güvenliği kurucu ortağı. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Biraz sizi tanıyalım önce. Neler yaptınız? Eğitiminiz nasıl gerçekleşti? Lisansımı çevre mühendisliği üzerine tamamladım. Lisansım biter bitmez hemen bir hevesle çalışma hayatına başladım. Ve mühendislik sigortalarıyla giriş yaptım aslında. Sigortacı olarak iş hayatına başladım. Akabinde biraz daha belki mühendislik sektörünün içinde olmak için bir yön değiştirip iş güvenliği uzmanı olmaya karar verdim. O günden beridir de 8 yıldır Üsküdar İş Sağlığı Güvenliği'nde hem kurucu ortaklığı hem de iş güvenliği uzmanlığı yapmaktayım. Öyle bir şart vardı değil mi? İş güvenliği mühendislerden mühendis olacak diye. Mühendis kökenli ve birkaç daha kısıtlı branşta da kabul ediliyor ama işte bir eğitimi var. Stajı var ama temelde bir mühendislik bakış açısı istiyor konumuz. Avantaj sağlıyor. Tabii. Peki iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri Türkiye'de şu anda ne noktada? Oh, çok derin bir soru bu. Tabii çok geçmişten gelen kökenli çalışmalar olsa dahi aslında ben konuya 2012 yılından başlamak istiyorum. Çünkü Müstakil İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunumuz 2012 yılında çıktı. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde aslında sektörde bir ilerleme kaydedildi. Yine de tabii bebek emeklemesi aşamasındayız. Çok güzel uygulamalar var, çok güzel Onlardan geliştirici faaliyetlerimiz de var. Mesela bizim yaptığımız ufak bir çalışmadan bahsedeyim. Aslında iş sağlığı ve güvenliği dediğimiz zaman bunun belli kurallar veya belli kanunlarla değil, çalışanın yaşamında davranış değişikliğine sebebiyet verecek bir takım geliştirici faaliyetler yapmamız gerekiyor. Bunun da en küçük yaşı aslına bakarsanız ilkokul, ortaokul ve hatta belki de anaokulu. Yine bizim sorumluluğumuzda bir okulumuzda rica ettiler. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine deprem ve yangınla ilgili eğitim verebilir misiniz diye. Harika. Biz tabii şimdi ilk başta çok şaşırdık. Çünkü yetişkin eğitimi çok farklı bir şey. O yaş grubuna eğitim çok farklı bir şey. Bir anaokulu danışmanımızla birlikte neler söyleyip neler söyleyemeyeceğimizi ortak bir karar verip akabinde programımızı uyguladık. Çok da hassas bir konu değil mi? Çok hassas bir konu. Ölümden bahsedemezsiniz. Göçükten bahsedemezsiniz ama bir şekilde o bilinci de kazandırmak zorundasınız. Doğru. Aslında. Bununla ilgili çok eğlenceli bir çalışma yaptık. Hatta günün sonunda sahnede çocuklarla biz de işte çök kapan dansları falan yapmaya başlamıştık. Geliştirici faaliyet derken dokunmak gerekiyor. Yani maalesef şu an sektörde birazcık kanun savıcı gözüyle bakılıyor Yapmak bize. Yapmak lazım diye Evet, yani gelen biz dosyamızı şeyler. Tamamlayalım. Yarın bir gün bir denetim gelirse dosyamızı sunalım. İşte ne kadar korur? Bir şekilde bizi korursa bu dosya kurtulmuş oluruz. Ama aslında bu değil. Çünkü bir işveren olarak sizin sorumluluğunuzdaki çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması birincisi iş aidiyetini arttırır. İkincisi sizin kalitenizi arttırır ve en önemlisi de bunu hiç bahsetmeye bile gerek yok. Vicdani sorumluluğunuzu yerine getirmiş olursunuz. Tabii çalışan da kendine değerli tabii hissediyor. Tabii ki de önem veriliyor benim buradaki yaşantıma diye. Kaldı ki zaten günün tabii önemli de bir kısmını iş yerinde geçiriyoruz. Ve yine bir örnek daha vereyim. Bir kağıt fabrikasına giriyordum. Şimdi benim eşim de iş güvenlikçinin eşi olduğu için bana özel yurt dışından bir iş ayakkabısı getirdi. Ve çok iş ayakkabısı gibi durmayan da bir ayakkabıydı. Ben fabrikaya o ayakkabıyla girmeye çalışırken bir işçi beni durdurdu. Hanımefendi dedi, giremezsiniz dedi bu ayakkabıyla buraya. Çok gurur duydum. Yani bakın bu işte eğitim yerini bulmuş. Evet, kapıdaki güvenlik ya da herhangi bir denetmen değil. Bu orada çalışan bir işçi ve benim kim olduğum hakkında hiçbir fikri yok. Belki çok önemli biriyim ve beni durdurması yanlış olabilir ama hiç yani o özgüven öyle bir verilmiş ki çalışana, hayır dedi, bu şekilde giremezsiniz dedi. Ben de gösterdim ayakkabımın ne olduğunu, tamam dedi.
bizim istediğimiz, aslında erişmek istediğimiz nokta bu. Tam olarak da bu. Çalışanların sürecin içinde olduğu ve kendilerini koruyup aynı zamanda da işletmelerini de korudukları bir düzen. Peki iş sağlığı ve güvenliği ile sigorta konusunu birlikte ele aldığımızda bu iki alanın birbiriyle kesiştiği, birbirini destekleyeceği yerler var mı? Tabii. Olmaz mı? Hem de çok fazla. Ya hem çok fazla hem de neden bu konuya bu kadar uzağız? Yani doğru düzgün hiçbir uygulama yok. Yok denecek kadar az ya da ben bilmiyorum. Aslında birbirini tam olarak kapsayan iki konu. Şöyle ki şimdi biz görev ve sorumluluklarımız icabı proaktif yaklaşımla çalışırız. Nedir? Herhangi bir olay, istenmeyen olay olmadan önce bunları öngörüp kimse zarar görmeden, işletme de zarar görmeden önlem almak. Mesela bu bardak buradaysa eğer, ben bir uzman olarak şöyle heyecanla konuşurken bunu devirme ihtimalim varsa diyeceğim ki bu bardak burada durmalı. Sigortacılık reaktif bir yaklaşım. Yani istenmeyen olay olduktan sonra kişiyi bu zararı tazmin etme noktasında. Nedir? Bu bardak istemedim ama yine de düştü. Ben bu bardağın yerine koyarım. Ama maalesef sigortacılıkta yanlış bir bakış açısı var. Ben bu bardağı burada tutarım. Düşerse de poliçem öder. Aslına bakarsanız ikisini birleştirip yani biz bu bardağı buraya alalım ama yine de ola ki istenmeyen bir durum oldu. O zaman da ikinci bir koruma önlemi olarak tazminini sağlayalım. Ama işveren elinden geleni yapsın. Sonrasında her şey, bütün önlemler alındıktan sonra eğer yine de istenmeyen olay vuku bulursa tazminini de sigorta karşılasın. En çok yangın ve işveren mesuliyet poliçelerinde bu çok önemli. Nedir? Yani siz daha çok bilinen bir branştan örnek vereyim. Diyelim ki DASK, işte zorunlu deprem sigortası yaptıracaksınız. Orta hasarlı bir binaya bunu yaptırma şansınız var mı? Var ama nedir? Bir takım kriterleri var. Diyeceksiniz ki ben binayı güçlendirdim, oturulabilir hale getirdim. Bunu da evraklarımla ispatladım. Ancak sigorta şirketi o zaman bunu yapıyor. Aslında bizim için de aynı şey geçerli. Ben iş sağlığı ve güvenliğine ait tüm önlemlerimi aldım. İşçilerim kaza geçirmeden güvenli bir şekilde burada çalışacaklar. Ama öngöremediğimiz, bizim literatürümüzde %2'lik bir kısım vardır. O %2'lik kısımla karşılaşırsak da benim poliçem devreye girer. Aslına bakarsanız hani kümül yapmamız gereken bu. Risk tam olarak analizi, bu. Değil mi? Risk analizi çalışması zaten bu işin profesyonelleri tarafından, aynı şekilde işverenin de işin içinde olduğu bir böyle büyük bir çalışma. Bunun sigorta şirketleri poliçeyi yapmadan önce ve hatta belki de poliçe yapıp yapmamaya karar vermeleri aşamasında yani göz önüne almaları gereken bir durum. Yani fiyatlandırmayı da belki de diyecek ki ben bu riski göze alamıyorum. Neden? Risk analizi öyle yüksek derecelerde bizde, çünkü bir de derecelendirme var. Öyle yüksek rakamlar çıkar ki orada, ya burada bir iş kazası olması çok yüksek ihtimal. Aynen orta hasarlı bina gibi. Ya en ufak bir sarsıntıda bu binanın yıkılması muhtemelse sigortalamazsınız. En ufak bir tehlikeli durumda veya çalışanın bir yanlış davranışında, uygun olmayan bir davranışında iş kazasına sebebiyet verilecekse poliçe neden bunu karşılasın ya ki? Ya da prim ona göre ya da primin revize ona edilecek. Göre revize edilmesi. Ki bu da zaten şu demektir, işveren de şunu görmüş olur. Ben vicdani olarak da zaten ben onu hep en önde söylemek istiyorum. Vicdani olarak da yapmam gerekenler bunlar, kanuni olarak da yapmam gerekenler bunlar. Aynı zamanda bak ben bunları yaptım, hem çalışanımı korudum, hem kanuna karşı düzgün durumdayım, hem de bak bunun da ödülü bana nedir? Sigorta primimin iyileştirmesi. Aslına bakarsanız hani çok birbirini desteklemesi gereken konular, karşılıklı bilgi alışverişiyle iki sektörün de elinin çok güçleneceğini düşünüyorum. Peki nasıl bir işbirliği olabilir? Bu iki sektör nasıl bir işbirliği içinde bir araya gelebilir? Nasıl gelebilir?
Diyelim ki siz bir fiyatlandırma yapacaksınız. Yangınla ilgili bir fiyatlandırma yapacaksınız. O binaya, o binadan yetkili olan iş güvenliği uzmanıyla veya kendi danışmanlık aldığınız iş güvenliği uzmanı veya firmalarıyla bir analiz yapacaksınız. Bizim yaptığımız analiz yine sigortacıların da yaptığı analize benzer ama daha farklıdır. Çünkü biz işletmenin kuruluşundan, içinde kullanılan ekipmanlardan, elektrik tesisatından, yangın tesisatının uygunluğundan, bakımlarından, algılamasından vesaire vesaire çok multidisipliner bir çalışma yapıyoruz. İşte diğer uluslararası standartlara uygunluğu, uygun olmaması gibi gibi bir sürü şeye bakıyoruz. Bu şu demektir. Ben iş güvenliği uzmanı olarak karşımdaki sigortacıya şunu söyleyebilirim. Derim ki, ya burası herhangi bir yangının başlamasında çok güzel korunmuş. Herhangi bir yangının başlama ihtimali çok düşük. Ve eğer ola ki başladı, bunun da anlık tespiti çok hızlı ve zarar büyümeden durdurulur. Ben bunu size söyleyeceğim, yani sigortacıya söyleyeceğim. Sigortacı da buna göre bir prim belirleyecek. Böylelikle işveren hem kazanmış olacak hem de benim İş güvenliği uzmanı olarak elim güçlenmiş olacak. Ben elimi güçlendirmeyi şu anlamda istiyorum. Yani daha sektörde daha güvenli ve korunmuş ortamlarda çalışanların çalışmasını istiyorum. Sigortacılar da daha az zarar ödemek istiyor. Aynen. Bu tarafların ikisini, da zaten evet, böyle evet, kazanımları olacak. Aynı zamanda işveren de hem güvenli bir ortam sağlamış oluyor hem de çalışan aidiyeti yüksek ve kaliteli bir iş yerine dönüşmüş oluyor aslında işletmesi. Tüm paydaşların kazanımı olan, evet, değil mi? Hepsinin evet, fayda gördüğü. Aynı zamanda kamunun da aslında, çünkü kamunun en büyük aslında sorumluluğu denetim ve gözetim. Sürekli denetim, sürekli denetim, sürekli denetim yapmak durumunda. Ama buna nereye kadar yetişebiliyor? Tabii bu da tartışılır. Ama iki sektör birbirini bu şekilde kolladığında, paslaştığında bu sefer kamunun denetim yükümlülüğü de birazcık, daha doğrusu denetim yükümlülüğü azalmaz ama en azından yükü biraz, hafiflemiş olur. Yani bu iki sektörün birbirini desteklemesiyle yükünü hafifletmiş olacak kamu. O zaman biz buradan bir çağrıda bulunabiliriz değil mi? Evet, İş tabii, sağlığı ve güvenliği ile sigorta sektörü birlikte hareket ederlerse bundan tüm paydaşlar kazanım sağlayacak. Evet. Ve riskler de daha kontrol edilebilir kesinlikle, hale gelecek. Kesinlikle. Yani bunun ülke ekonomisine katkısından bahsetmeye bile gerek yok ki zaten kayıplar önce milli kayıplar. Doğru. Maddi kayıplardan bahsediyorum. Can konusundaki kayıplar zaten hani yerine konulabilecek şeyler değil. Yani bir takım tazminatlar ödeniyor bununla ilgili ama yerine konulabilecek şeyler değil canla ilgili kayıplar. Hı. Aynı şekilde bir de hani işveren, biz hep sigorta ve iş güvenliği anlamında bakıyoruz ama işverene de şu şekilde yine maddi bir artısı olacak. Birkaç istatistik vereyim yani durumun ehemmiyeti açısından. Geçen sene 2017'nin verileri açıklandı. İrili ufaklı 150 bin tane iş kazası oldu. Bu iş kazalarında 360 bin gün iş gücü kaybı var. Ve 1630 civarında da ölümlü iş kazası bunlar var. Bunlar çok, çok üzücü çok büyük, rakamlar. Çok büyük rakamlar bunlar. Ölümlüleri zaten konuşmak istemiyorum. Onu şeyi çok başka. Ama şu iş gücü kaybı 360 bin gün çok büyük bir rakam. Bunları minimize ettiğiniz zaman bu tabii ki de işverene artı olarak dönüyor. Artı bir işveren, daha doğrusu bu 6331 sayılı bahsettiğim 2012'de çıkan kanun, işçiyi korumakla birlikte işvereni de koruyor. Şu şekilde koruyor, diyor ki, ey işveren, sen elinden geleni yaptığın zaman ve bunu da bana evraklarınla ispatladığında, herhangi bir iş kazası olduğunda, bir miktar ben de senin arkanda dururum diyor. Yani ortaya çıkan tazminat yükünü diyor, bir kısmını senin üzerinden alırım diyor. Şimdi bunlar da çok büyük rakamlar. Tabii ki. Yani bu anlamda da işverenin hani hem güvenli ortam oluşturması, hem vicdani yükümlülükleri, hem de bir yandan da aslında maddi yükümlülüklerini de azaltmış oluyoruz.
Peki, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğum Üsküdar İş Sağlığı ve Güvenliği kurucu ortaklarından Zeynep Serbest'ti. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle.